Victoria 2 Osmanlı serisinde 11. bölümdeyiz. 10. bölümde devletimiz tabi son bölümlerde artık iyice hız kazandırdığı askeri teknolojilerini tamamladı. 1900 yılına kadar tabii 1900 yılına kadar geliştirilebilecek tüm askeri teknolojileri tamamladık. Sadece reformları, daha doğrusu icatları var. Reform demeyelim. İcatlarımız var. Onlar zamanla gerçekleşir. Tabii oyunun başında hep söylediğim bir durumdu bu. Yani öncelikle ne yaptık? İşte eğitimi geliştirdik. Eğitim seviyemizi yükselttik. Sanayimizi kurduk. Onu geliştirmeye çalıştık. Ekonomimizi düzeltmeye çalıştık. Aynı zamanda askerlerimizi arttırdık. Tabii askerlerimizi daha çok hani batıdan geri kalmayalım. Batıdan veya komşu devletler, bize tehdit oluşturabilecek devletlerin askeri gücü anlamında gerisinde kalmamak adına asker sayımızı arttırmıştık. Tabii teknolojimizi de artık geliştiriyoruz. 1900'lü yıllarda gelen teknolojilerimizin de tamamlanmasıyla birlikte artık iyice batıya meydan okumaya başlayacağız. Devletleri parçalamaya çalışacağız gelecekte ve dünyanın en büyük gücü olmaya çalışacağız diyorum ve kaldığımız yerden devam edelim. Oyuna çünkü başlarken demiştik ki önce eğitim. Eğitim sanayiyi geliştirecek. Sanayi ekonomi sağladığından o da ülkenin ordusunu destekleyecek büyük oranda ve ordu da artık geliştirilmeye başlanabilir, toparlanmaya başlayabilir. Elimizden geldiğince savunma diplomasisi kurduk. Yani savunma anlamında bir çabamız oldu. Çok fazla müdahalemiz olmadı. İşte Mısır'la vesaire uğraştık ama onlar tabii ki savaş pek sayılacak konular değil. Onlar zaten nispeten bize göre biraz daha zayıf devletlerle yaptığımız, yaşadığımız mücadeleler. Şimdi tabii fabrikalarımız vesaire çalışmaya devam ediyor. Gayet iyi durumdalar. Ticaret anlamında da tabii arabaya müthiş bir istek var. Biz az araba üretiyoruz bu arada. Araba üretme gücümüzü arttırsak çok daha iyi olabilir. Diyarbakır'da yükseltmişiz. Hüdavendigâr'da yapmamışız. Hüdavendigâr'a bir... Yani ustaları en iyisi biraz bu bölgelerde çalıştıralım. Çünkü bu bölgelerdeki özellikle araba fabrikalarının geliştirilmesi lazım. Çok yüksek talep varmış. Üretimimizi arttıralım. Trabzon gelsin. Doğu Makedonya'ya da bir tane fabrika kuruyoruz. Oraya da Aydın'dan gelebilir. Elektrik ne durumda? Elektrik üretimimiz gayet iyi. Elektrikte de zaten devletimiz tüm dünyaya efendim elektriği sağlıyor neredeyse. Şuradan bir inceleyelim. Tabii yani. En yakın rakibimizde 200 üretim fark var şu an. Bir teknolojimizi daha tamamladık. Şimdi tabii 1900 yılına kadar, yani önümüzde bir yıl var. Bir yıllık süreçte yine bir teknoloji tamamlamaya çalışalım. Neyi tamamlayalım? Demir yolları tamamlanırsak üretim gücümüz yine artma ihtimali var. O yüzden seni mi tamamlayalım acaba? Şu demir yollarını kursunlar. Sayın demir yolları. Ne zamana biter? Tam 1900'de olsun. 15 günden bir şey olmaz. Tamamlayalım kendisini. Şimdi prestijimiz geldi. Tabii oyunun artık sonlarına doğru giderken şöyle de bir sıkıntı var. İşte oyunun sonlarında askeri konularla ilgilenmek daha keyifli oluyor. Sanayi artık sıkıcı bir hal alıyor. Çünkü sanayi biz fabrika kurabiliyoruz. Sanayinin şöyle bir sıkıcı yanı var. Çok fazla fabrikayı idare etmek zorlaşabiliyor oyunun sonlarında. O yüzden duruma göre ekonomiyi yine liberallere teslim edebiliriz. Yani fabrikalarla ben uğraşmayayım, kapitalistler kursun diyebiliriz. Borcum varmış bu arada. Borcu ödeyelim. Yani koskoca devleti Ali'ye böyle borç içinde kalmamalıdır sayın oyun. Trabzon'dan ben bir tane yanlışlıkla çektim değil mi? Hatırladım onu, çektim ben. Yaptım böyle bir şey. Güney Sırbistan'dan alalım. O en iyisi Trabzon'da görev yapsın. Bu arada İtalyanlar bizimle dost olmak istiyor. Kabul ederiz. Abi ülkemiz artık kriz konularından da kurtuldu neredeyse tamamen. Artık bu ülkede çok fazla kriz çıkmayacaktır. Çıksa da bütün krizlerden olduğu gibi o krizlerden de galip ayrılacağımızı düşünüyorum ama bakalım. Neler olacak? Senin önceliğini arttırayım da çalışanlar gelsin hemen. Burada da. Üretim ne durumda?
Abi uçak üretimi şu an Osmanlı epey bir üretim yapmış. Telefonda da şu an iyi bir üretimimiz var. Talep var çok fazla. Taleplere yetişemiyor musun şu anda yani inanılmaz. 788 üretimi arttıracağız. 480 talep var. Ona da mesela araba konusunda da müthiş bir talep varmış. Güzel. Elektriği yavaş yavaş karşılıyoruz da diğer konularda sizde sorun yok. Tabii yani kapitalistler bu konulara çok iyi müdahale etmiyor. Aslında Victoria 3 işte, biraz daha yani tabii Victoria 3 çıkarsa ve bu oyunun biraz daha iyileştirilmiş hali olursa çok daha keyifli bir oyun olacaktır. Önceden de söyledim bunu. Yani sıkıntımız şu ticaret meseleleri tam olarak çözülemiyor oyunda. Yani mesela devletlerle birebir anlaşma yapmak daha keyifli bir hale dönüştürebilirdi bu oyunu aslında. Hani sadece ticaret etkileme tamam da etkileme dışında da yani mesela işte etkilemediğimiz devlet olur. Deriz ki gel kardeşim sana şöyle 3 kuruş daha ucuza satıyoruz gibi hamleler olabilse mesela daha da iyi olabilirdi oyun. Yerleşimcilik oturma hakkı ver. Sınırlı vatandaşlık. Yerleşimcilik burada ne diyelim? Tam vatandaşlığın karşıtı sınırlı vatandaşlık mıymış? O zaman yerleşimciye destek yok bu arada. Neyse, tam vatandaş gibi o da demiş öyle. Neyse o zaman tamam. Demir yolu üssü geliştirildi. Hemen askeri teknolojilerden devam edelim. Geliştirmek isteyeceğim teknoloji özellikle askeri kumanda gaz saldırısı yeteneği ve savunma yeteneği sağlayabiliyor icat olarak. Bu icatlar çok önemli. Savaşlarda özellikle göreceksiniz. Zaten oynayanlar bilir. Oynamamış olanlar ise seride görecektir. Çok önemli bir özelliktir bu. Büyük bir ordu gücünü rahatlıkla yenmenizi sağlayabilir. Öte yandan sizi şöyle bir ikiye ayıralım. Hemen siz gidin isyanları bastırın. Efendim şu komutansız olana bakmak lazım zaten. Rahatlıkla sen o isyanı bastırırsın. Şu an sıralamada üçüncü durumdayız. Tabii aramızda epey bir fark var. Özellikle sanayi, yani sanayi anlamında çok büyük bir fark var. Diğer devletlerle aramızda. Şimdi satışlar gayet iyi zaten. İhtiyaç da var dünyada. Siz elinizden gelince bu üretimi yapın. Araba konusunda tabii Birleşik Krallığa yetişmemize daha çok var. Yine nüfusumuzun fazla olduğu Aydın'da mesela. Aydın'da fabrikalarımız var. Orada elektrik fabrikası kurmuşuz. Telefon da var. Başka neresi olur o zaman? Bosna'da mühimmat fabrikası kurdu. Bulgaristan'daki nüfus da fazlaydı aslında. Sanki ama artık o da tabii eski gücünde değil yani burada başka eyaletlerimiz bulunmakta. Rumeli'de şu an fabrika kurma şansımız var mı? R nereye gitti abi? Tamam arada kalmış. Kumaş fabrikasına gerek yok bence. Buraya bir en iyisi bir otomobil fabrikası kuralım. Yine burada da kendisini değerlendirmeye çalışalım. Şovenizm katkısı almaya devam. Nizam-ı Alem zaten şoven bir parti. O yüzden faydasını göreceğiz. Başka isyanları bastırıyor ordularımız. Tebrik ederiz. Gayet güzel. Bravo. Şimdi sırada ne var? Sırada yine şovenizm var. Şovenizm desteği devam etsin. Ülkedeki şoven oy nüfusu da çok az bu arada. Tabii hiç savaş yapmadık. Biraz militarist insan var ama anti-militarist, barışçı politika gibi oy yüzdelerinin ne kadar yüksek olduğunu da oyun belirtiyor. Biz tabii artık yavaş yavaş barışçı politikadan da vazgeçeceğiz. Oyunun başından beri aslında barışçı tarzda bir yönetim sergilesek de artık biraz bunları kenara atacağız. Hatta biraz asker de oluşturalım. Bu dönemler biraz istihkamcı alalım.
Nasıl alalım sizi? Shift sol tıkla. Sol tık shift mi? Tümünü kurmak değil ya. Hepsini kuruyor musun öyle? O zaman bir dakika. Şurada 10 birim gördüm. 13 birim. Onları al. Önde ağladı. Fark etmez. Şimdi tabii savunma birimleri oluşturacağız. Saldırı birimleri ayrı oluşturacağız. O yüzden kurmamız gereken bir düzen var. Şimdilik sen gel de sonra ben onları yine ayarlarım. Piyade epey bir vardı zaten. Nitekli piyade yerine ileride çok fazla tank kullanabiliriz. Siz de saldırıda etkili birimlersiniz. Başka burada hafif süper değil de. Senin savunman 8. Ha sen topsun zaten, topçu. Topçu desteği de alabiliriz biraz daha. Ordularımızda bol bol topçu kullanacağız ileride. Şu an tabi pek fazla İtalya ile Rusya dostluk kurmuş. Şu an çok fazla ilgilenmiyorum yine ordularla. Şu birleşme noktalarını ben bir tekrar düzenleyeyim. Artık çok fazla gerek yok. Sadece bu bölgede birleşsinler. Hatta askeri anlamda da orada birleşme yapılmasın. Birleşme yaptığınızda tabi en yakın yere askerleri getiriyor. Şimdi ise daha doğrusu askerleri direkt başkente yönlendirecek. Öte yandan isyan eden arkadaşlarımızla bir şöyle bir görüşün bakalım, dertleri neymiş. Bizim tabi şu an surlar kuruluyor. Surların da seviyesini arttırmak lazım. Demir yolları ne durumda? Demir yolları da kuruluyor. Güzel. Güzel. Uyruk açısından ara ara bakalım. Türk kültürünün artışı sağlanıyor. Devam edelim. Devam edelim. Şöyle sizleri bir düzeltelim. Komünistler tabii ülkeyi ele geçirmeye çalışıyor. Aslında ülkeyi ileride cumhuriyete de geçirebiliriz ama tabii bu arada Almanlar da bize dost olmak istedi. Onları da kabul edelim. Jacobenlerin isyan etmesi lazım. Jacobenlerin de pek isyana niyeti yok gibi. İsyan ederlerse duruma göre engellemem ama çok büyük bir prestij tabii kaybedeceğiz. Yine de efendim faydası olur. İtalya ile İngiltere arasında, Birleşik Krallık arasında bir savaş var. Avusturya, Macaristan, Fransa da dahil olmuş bu savaşlara. İtalya bizi bu savaşlara çağırabilir. Pek şu an niyetlenmedi ama. Dost olmak isteyenler var bu arada bizde. Yani tabii ki dostluğumuzu her devlet istiyor ama biz de tabii ki diyoruz ki herkese dost olmayız. Şimdi bizim tabii aslında gemileri de yok edebiliriz. Bu gemilerin artık çok fazla bir önemi kalmadı bu devirde. Sizin yerinize başka bizim gemi var mıydı? Bizim başka gemi bildiğim kadarıyla yok. Sadece bu donanma vardı. Başka da olmasa gerek. İleride tabii daha büyük gemiler kullanacağız. O gemilerle birlikte savaşlarımız daha zorlu. Savaşlarımız daha kolay geçecektir. Bu arada uluslararası bir kriz çıktı. Neymiş sorun? Alman İmparatorluğu Danimarka'dan Holstein'i istiyor. Schleswig ve Holstein bölgesi. Alman İmparatorluğu'nun yanında oluruz biz olsak. Yani seni desteklemiyorum. Ona da zaten destek olmayınca giremedik. Uluslararası kriz de olmadığı için Almanlar istediği toprağı da alamadı. Ben dedim duruma göre destek olurlar ama kimse müdahale etmedi. Gerçi savaş var ama şu Ruslar girmedi mesela. Japonya zaten ilgilenmez de Ruslar mesela hiç müdahale etmedi. Askeri kumanda tamamlanmak üzere. Evet, güzel bir haber. Şimdi o zamanla gerekli teknolojiyi sağlar. Şimdi sırada sızma olsun. Sızmanın sayesinde de namlu fabrikasını kurmaya başlarız. Namlu fabrikası sayesinde de artık ordumuzun önemli bir gücü olacak. Saldırı ordularımızın önemli bir gücü olacak. Tanklarımızı üreteceğiz. Bu arada yine Nobel anlamında tıp ödülü, tabii fizyoloji ve tıp anlamında efendim ülkemizden ünlü yani yazarlarımızdan birisine verilmiş. Tebrik ediyoruz kendisini. Bravo. Bakın ne kadar efendim bilimsel bir devletiz. Nobel ödülleri sadece bize geliyor. Yani
konuda ülkemizi tebrik etmek lazım. Sizlerin seviyesini biraz daha arttıralım. İçki, mobilya, şarap fabrikası alan yok mu ya şarap? Ne oldu böyle şaraplara? Vatandaşlar hakkı artık karşılayamıyor mu yeterince? Biraz daha vergileri kısalım o zaman. Alın yani hocam, fabrikalarımızı öyle şey yapmayın. Efendim, ihtiyaçlarınızı siz karşılayın, fabrikalarımızdan ürün alın. Batmasınlar yani, o kadar emek verdik sayın fabrikalara. Şimdi siz saldırıya geçin, orada isyanı bastırın. Onu da ayrıca çözeriz zaten. İtalyanlar yalnız savaşı gerçekten iyi götürüyorlar şu an. Ama tabi skor anlamında iyi durumda değiller. Sorun orada. Krakow'un dostluk teklifini reddediyoruz. Tek toprak yaşıyor arkadaş. Şurada Krakow tek toprak. Kimse bir şey diyemiyor. Öyle yaşıyor. Şimdi otomobil anlamında üretimimizi bir kontrol edelim. Ne durumdayız? Otomobilde 21'e yükseltmişiz üretim gücümüzü. Daha da artması lazım tabi. Şu an talebin hiç karşılayamadık talebi. Yakınından geçemiyoruz. Daha fazla üretilmesi lazım. Otomobil. Hemen yükselt seviyeleri mesela. Hemen. Hemen yükselt. Buradan sonra gayet olur. Yükselt. Direkt yeni seviyelere geçsinler. Üretime devam etsinler. Radyo fabrikası da ileride yine kurabiliriz. O da şuradaydı. Mıydı? Orada değilmiş. Neredeydi o fabrika? Ticarette miydi? Veya kültür burada mıydı acaba? Evet, buradaydı. Tamam. Şimdi ustalarımız çalışmaya devam etsin. Özellikle otomobil fabrikasına müthiş bir yatırım yapıyoruz. İleride biraz da tanka yatırım yaparız. Arabanın şu an fiyatı da yüksek. O yüzden ihraç edebilirsek çok fazla iyi paralar kazanabiliriz. İleride tabii oluşturacağımız ordunun büyük bir ekonomik desteğe ihtiyacı olacak. Şu an birimler de gelmeye devam ediyor bu arada. Güzel, toplansınlar, ben onları ayarlayacağım. Şimdilik kalsın böyle. Karışık kalsın. Daha sonra düzenleriz. Çünkü şu an ne ihtiyacımız olduğuyla ilgili bir sıkıntı yok. Şu an bir şeye ihtiyacımız yok aslında. Şu an sadece ordu bulunsun diye. Biraz da ihtiyacımızı, biraz ama ihtiyacımızı destek verecek şekilde alım yapıyoruz. İleride işte tanktır vesairedir, onlara geldiğimizde ise o zaman karar vereceğiz artık hangilerine öncelik vereceğimize. Ankara Adana'da yeterli diyor. Ankara Adana'da araba fabrikamız yok. Orada telefon var mı? Orada telefon var, yükseltiliyor. Elektrik var mı? Tabii kaynaklar da iyi, şu an yetiyor. Kaynaklarda sorun yok. Yavaş yavaş o kaynaklar da yetmeyecek. Başka nereye kuralım? O zaman otomobil fabrikası bir yere daha kuralım. Oraya gönderelim Ankara'daki görevliyi. Güney Sırbistan demiş mesela. Orada gerçi nüfus tamam. Fabrikalar tamam. Arnavut tamam. Konya'da ne durumda? Konya'ya otomobil yaparız. Tabii bir yandan da aslında uçak fabrikasını da kurarız da asıl konu şu olacak. Tank fabrikasını, işte namlu fabrikasını nereye kuracağız? nüfusu en yüksek olan yerlerin az çok doldu yani şu an. Kullanılacak limitleri. Ya da bakacağız artık. Sayın otomobil. Evet, bir askeri teknolojimizi daha tamamladık. Kültür açısından şu arkadaşı aslında tamamlamak lazım. Bir teknolojisi bile keşfedilmiş şimdiden. Seni bir alalım da prestijleri diğer devletler komple almasınlar. Romanya geçişi istiyor. Para var. Biraz sur kuralım ülkeye. Efendim. Oyunda tabii surun önemi büyük. Tabii aslına bakılırsa ilerleyen dönemlerde bu surlar, başlangıçta surların en büyük önemi insan gücünü eritmesi oluyor. Savaşın orada kuşatmanın uzun sürmesinden dolayı, ama ilerleyen zamanlarda tabii artık insan gücü de öyle bir konuya geliyor ki bitmiyor zaten insan gücü de. Mesela ama Afrika'da çok fazla asker bulundurmayacağımız için bu şehirlerin kısa zamanda teslim olması da iyi değil bizim için.
hem savaş skoru kaybı yaşatacak bize hem de buralar aslında deniz üssü. Buraların tabii bizim için en büyük önemi kaynak sağlıyorlar bize. O yönden de işgal edilmezse tabii bize daha büyük faydası da olur. O da bir gerçek. Ama çok fazla yatırım yapmayacağız yani buraya kale konusunda. Başka şimdi burada kurmadığımız yine yerlere birkaç. Tabii devletlerin buraya çok fazla yoğunlaşacağını zannetmiyorum. Epey bir toprak var. Buraya çok ilerleyeceklerini sanmıyorum. Yani olası batı savaşlarını. Ama yine de tabii kurulsun yani. Mesela 5. seviye bir kalemiz olsa bu bölgelerde. Doğu yani Afrika'da vesaire. Neredeyse hiç işgal edemezler oraları. Uzun bir zaman de kayıplar yaşanır. Ondan sonra. Efendim bizim için çok iyi bir zaman kazanma yöntemi de olurdu ama. Senin seviyen artabilir. Ya buradakilerin de seviyesi artabilir. Anadolu'da onlar da var. Şuraya tur yapalım. Şuraya da yapalım. Tabii tankların özelliği ön cephede yer almaları, savaş yapmaları dışında çok hızlı da kuşatma yapabiliyorlar. O yüzden tabii maliyetli birimler olmasına rağmen biz elimizden geldiğince çok fazla kullanacağız kendilerinden. Ve saldırıları da epey güçlü. Biz şurayı kurun. Buraya da kuruz. Tamam, devam edelim şimdi. Güzel. Şu an usta nerede? Hüdavendigâr'da usta varmış. İşsiz. Müdahale ederiz. Şimdilik arabaların konusu çözülsün de. Sonra namlu fabrikasına geçeceğiz. Uçak açısından peki ihtiyaçlar nasıl? Uçağa da aslında epey bir talep var. Uçak fabrikası kurabileceğimiz yer da sizin de aslında seviyelerinizi artırsak olur. Rumeli'ye bir tane getirelim. Arnavutluk yerine olabilir. Arnavutluk yerine. Rumeli'ye sen bir gönder bakalım. Trakya'ya da gönderebiliriz. Diyarbakır yerine. Gelsin. Üretimi artırsınlar. Savaş varmış şu an dünyada. Tabii İtalya savaşı devam ediyormuş. İtalyanlar zor durumda. Bizi de savaşa çağırmadılar. Biz İtalyalı dost değil miyiz acaba şu an? Dostuz ama. Neyse. Alman İmparatorluğu nasılsın? İyisin umuyorum. Tabii iyidir. Askerleri de epey bir fazla. Diyemiyoruz tabii. 392 nedir abi? Bir dakika. Ne kadar askeri var Almanya'nın? Şu an Alman İmparatorluğu'nun 131 birim. Bizim 316'ymış. Bizim tabii askeri gücümüz fazla. Bir yandan da tabii donanmayı sonra arttıracağız. Şu an donanmaya çok gerek yok. O yüzden müdahale etmedik. Hüdavendigâr'dan seni alıp bizim başka kurabileceğimiz bir yer var mıdır? Ekvador değil. Rus'a bakalım yine. Kastamonu mesela. Kastamonu ile uzun zamandır ilgilenmiyoruz. Kastamonu ne durumda? Mesela hiç burada çalışan doğru düzgün fabrika yok. Uçak fabrikası alalım buraya. Ve Hüdavendigâr'dan buraya alalım. Ustayı. Alışsınlar burada. Almanlar bizi savaşa çağırıyor. Ne savaşıdır bu? Karşıda Birleşik Krallık var. Gireriz. Sorun değil. Ordumuzun masrafları full açık zaten. Diplomatik açıdan şu an sadece bu şekilde bir savaş yer alacak. Hocam o zaman siz gelin hemen burayı kuşatın. Başkenti. Arkadan destek de getireyim ben. Çok fazla asker tabii gönderiyorum ama önemli değil bizim için şu anda. Daha az askerle de ilerleyebiliriz dersek. Savaş lideri yine benim. Ve savaş hedefi eklemek isterim. Özellikle gelişimi yavaşlattırmak istiyorum. Müthiş bir prestij kazanacağız. Bunun yanında bir de devlet ordusunu %50 küçültecek. 5 yıl boyunca güçlendirmesi yasak diyor. Ve 5 yıl boyunca bize %25 kazancından vergi ödeyecek. Bu da önemli aslında. O yüzden bu savaşı biz bu şekilde kazanabileceğimizi düşünüyorum.
Almanların da desteğiyle tabii. Başka da zaten İngilizlerden isteyeceğim bir şey olmaz. Sen en iyisi bize bunu sağla. Savaşa devam edelim. Peki Fransa bize geçiş izni verir mi? Veriyor. Almanlar oradan İspanya'yı işgal ederse çok iyi bir savaş skoru kazanabilirler. Tabii askerlerini yeni topluyor ama. Ha, burada kuşatma yapıyor. Aslında ben ayrıca Britanya Afrikası dediği bölgeyi de alsam olurdu. Belki ama. Kalsın artık. Seni şöyle alalım. Katmalarını yap. Yunan ordusu şehirlerini kurtarmaya çalışıyor. Danimarka geçişi istiyor. Hocam şurayı bir alalım. Alalım. Bölümü yavaş yavaş bitireceğiz. Bu arada sen geçiş izni verir misin? Vermiyorsun. İtalya şehirlerini kuşatmaya çalışan Birleşik Krallık ordusuna Alman ordusu saldırırsa o da olurdu mesela. Yani sorunu çözer de önemli bu anlamda. Burayı kuşat. Başka. Bölümü bitireceğiz. Önümüzdeki bölüm devam edeceğiz savaşa. Şu an tabii skorumuza epey bir var. Skoru elde etmek için. Sen nereyi istedin? Bu toprak. Bu toprak neresi abi? Şimdi onu bulabilecek miyiz acaba? Böyle bir şeydi sanki. Yanlış mı okudum? Nasıl bir isim var abi onun? Ost Hannover demiş. Ost dedik, gerisi yok. Öst mü deseydik? Ya da Höst. Neyse yani böyle bir toprak istemiş ama toprağın nerede olduğunu şu an bulamıyoruz tabi. Buralar değildir herhalde yani. Buralarda öyle bir... Neyse. Tabi onları eğer işgal etse Almanlar o zaman çok daha rahat savaşı bitirme şansımız olacak. Şu an tabi böyle bir şansımız olamayacak gibi. Yani savaş skorunu rahatlıkla elde etme durumumuz olacaktı. 630 gün kaldı. Gaz saldırısı yapılabilir artık ülkemiz için. Bunun bir de savunma versiyonunu keşfedersek çok daha iyi olacak. Şöyle ben bir bakayım ona da. Evet, şu an savaştayız. Yunanistan bizi ateşkes istiyor. Yunanistan sana savaş hedefi eklesem. Seni bölge istesem çok agresif kalacağız. Aşağıla desem bir işe yaramayacak. Güçlendirmeleri yüklesem 10 prestij gelecek. Kal en iyisi sen de. Çünkü savaş skoru kazanıyoruz oradan. Seni şuraya alalım. Araba konusuna ben bir kez daha bakayım. Şu Rumeli'deki arkadaşları destekleyelim. Öte yandan Yunanistan ateşkes istemeye devam ediyor. Bu İspanya'nın kuşatılması lazım. Geçiş izni aldık ama hiç ilerlemeye niyeti yok. Sen geçiş izni verir misin bize? O da geçiş izni vermiyor. Peki, sana da kolay gelsin. Sayın Almanya. Almanya tabii Afrika'yı kuşatmaya çalışıyor. Yani bu toprak kim bilir neresi şimdi? Yani Britanya bir kere bu toprak bu taraf değil. Eyalet bu. Yani koloni gibi bir yer burası. Koloni olsa gerek. Ost Hannover. Üstte ne yazıyor? Alman İmparatorluğu sahipliğini istiyor. Yani ülke şehir bul dedik ama büyük de yazdık bu sefer. Os. Şu neresi? Orası da değil ki. Neyse. Bir bölüm daha burada sona eriyor. Önümüzdeki bölümde bakalım neler olacak. Özellikle Birleşik Krallığı istediğimiz anlaşmaya ikna edebilecek miyiz diyorum. Ve o zaman şöyle bak yine. Çok zaten bu oyunda bakılamıyor ama. Hoşça kalın.